Amerikan Türk Konseyi'nin 31. yıllık konferansı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da başladı. Konferansa katılan iş adamları Haluk Dinçer, Mehmet Ali Berkman ve Hüsnü Özdeğin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bugününü ve geleceğini CNBC'ye değerlendirdiler. Konferansa katılan Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Haluk Dinçer, iki ülke arasında ekonomik açıdan önemli işbirliği adımları atıldığına dikkat çekti ve son dönemde yapılan anlaşmaları örnek gösterdi. 2-3 tane güzel, çok güzel haber var. Bir tanesi bu Aksa ile Dow Chemical'ın yaptıkları yaklaşık 1 milyar dolarlık bir karbon elyafı yatırımı şu anda planlama safhasında ama anlaşmalar imzalandı. Çok önemli bir haberdir. Yine ilaç sanayinde Mustafa Nevzat'ın Amgen şirketine, büyük buranın dev ilaç şirketine 700 milyon dolara satılması çok önemli bir haberdir. GE'nin General Electric şirketinin ki bir ara Garanti Bankası'nda da ortaktı biliyoruz. O şirketin tekrar Türkiye'ye gelmesi ki bugün gazeteler 900 milyon dolarlık bir yatırım planı okuyoruz. Bu da çok önemli haberdir. Yani bu rakamlar Türkiye ekonomisi için doğrudan yabancı sermaye çok çok önemli rakamlardır. Ve Türkiye'nin arzu ettiği katma değeri yüksek, teknolojisi yüksek ürünlerin Türkiye'de üretimi ve inşallah da dünya pazarlarının satışı için de hepsi önemli birer fırsattır. Konferansta Aksa Dow Chemical'la yaptığı anlaşma nedeniyle ödüllendirildi. Anlaşmayı Akkök Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman CNBC'ye şu sözlerle değerlendirdi. Onların yetkinliği bu elyafın dokunup ondan sonra preprek dediğimiz hale gelmesinde kullanacakları reçinelerle ilgili. Çok değişik sektörlerde kullanılan bir malzeme bu. Savunma sanayinde, uçak sanayinde, uzay sanayinde, gemicilikte, altyapıda, infrastructure'da, inşaatta, spor malzemelerinde çok çok geniş alanı var. Ve onlar da bizi bulunca biz onların yetkinliği, bizim yetkinliğimiz ikisi bir araya gelince çok ciddi bir güç oldu. Amerikan Türk Konseyi tarafından başarı ödülüne layık görülen Viva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerileri vardı. Eyalet bazına da indirmemiz lazım. Aynı Çin'le olduğu gibi. Yani eyalet valileri, mesela Georgia valisi geldi Türkiye'ye biliyorsunuz 15 gün önce. O Georgia ile Türkiye ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Böyle daha fokus, daha yerel diyeyim, eyalet bazında ilişkiler genişlerse daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Özyeğin, Türkiye'nin artık Amerika Birleşik Devletleri tarafından tercih edilen ülke olarak değerlendirilmesi gerektiğini de söyledi. Amerika'nın artık Türkiye'yi hakikaten preferred ülke durumuna getirmesi lazım, tercih edilen ülke durumuna. Çünkü artık Türk ekonomisi de çok büyüdü. Amerika'nın da daha çok dışarıya açılmaya ihtiyacı var. Çünkü kendi ekonomisi eskisi gibi %3, %4 büyümüyor. %1,5, 2'lerde dolaşıyor. Onun için Türkiye'de büyüdükçe bunun oluşması lazım geldiğine inanıyorum. Dünyaya geçelim. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İspanya'nın 2000